Yavaş yavaş bize ayrılan sürenin sonlarına doğru gelirken programımız Çisil Oral'ın hazırlayıp sunduğu her hafta ünlü konukların yer aldığı Aksimetre köşesiyle devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Cumartesiden sonra pazartesiden önce içim kıpır kıpır olur seni görünce. En sıkıcı yol bildiğin yoldur. Biz aksi istikamete doğru ilerleyelim. Dönüşü navigasyonumuzda yoktur. Hadi gel hayatına yeni bir emoji ekle. Keyfini sür. Başlıyor Aksimetre. Aksimetre'den herkese merhaba. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Sevgili Atılgan Gümüş bizimle beraber. Atılgan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Bu resmi açılıştan sonra. Şimdi özellikle hani böyle bir şekilde sohbetimizin olduğu, tanıştığımız konukları ağırlıyorsam, öncesinde de sohbet ediyoruz ya burada böyle gır gır şamata. Böyle bir resmi açılıp dönünce yabancılaşıyorum. Şimdi bir anda böyle nasılsınız Atılgan Bey? Ben hiç yabancılaşmadım. Klasik Çisil yani. Ben. Saçlar gitmiş, imaj değişmiş, uyanış Büyük Selçuklu. Diziden şimdi hazır bahsedelim istiyorum. Yolunuz nasıl kesişti? Projeye nasıl dahil oldunuz? Süreç senin için nasıl ilerledi? Çünkü dizinin çok ciddi fanları var ve gerçekten de reytinglerde çok uzun süre hep zirvede kaldınız ve öyle tamamladınız zaten. O yüzden de insanlar birazcık arkasını da merak ediyor. Zaten Selçuklu dönemine çok büyük bir merakım vardı. İşte diziyi de başlangıcından itibaren izliyorum. İnanılmaz büyük bir emek var. Herkes çok iyi oynuyor. Yani hani o şeyi de biliyorum hani kolay sahneler değil. Değil, ne savaş çekimi, sahneleri, kılıçlar, dövüşler, binicilik, at. Her şey, her evet. Şeyiyle. İşte 18. bölümdeydiler galiba. Bitmek üzereydi 18. bölüm. Menajerimle irtibata geçmişler. Abdullah Bulut. Abdullah dedi ki böyle bir şey var. Dedim ki karakterin adı ne? Ya, tarihini de bildiğim için. Bildiğin için. Melik Tekiş dedi. Dedim gelsin. Tamamdır dedim. Zaten işte hayrandım. Bir de hani kadro hepsi yani hem arkadaşım hem kardeşlerim ve çok iyi bir kadro. Yani inanılmaz çok bir kadro. Çok da iyi bir uyum yakaladınız çok çünkü. Çok güzel bir uyum var. Yani herkes müthiş arkadaş. Herkes sahiplenici. Yani çok güzel. Yani sanki başından beri oradaydım zaten. Gittik. Tekiş çok önemli bir karakter. Seyirci de çok sevdi. Evet. Çok da güzel bir uyum oldu hep evet. Beraber. Böyle başladı, devam etti. Şey bir de hakikaten tarihi bilen insanlar özellikle senin gözlerini o mil çekildiği sahneyi nasıl çekilecek, nasıl olacak diye çok merak evet. Ediyorlardı. O ne zaman aynen. Gelecek falan. Sahne çok güzeldi, çok etkileyiciydi. Çok. Yani hani o şeyde sahnede işte o mil çekilirken işte yönetmenimiz şey dedi. Yani bayağı uzun sürdü şimdi onun çekimi. Tamam, makyajı çok sıkıntılı evet. Gözde şey var. Silikonlar var bu arada makyaj ekibimiz ve kuaför ekibimiz inanılmazlar. Buradan çok başarılı da selamlar vardı. Olsun onlara. Çok zorlayıcı bir şey. Abi dedi kıpkırmızı olman lazım. Tamam onun yani yapıyorum ama hani 5-6 tek bir ara böyle tansiyon gitti artık yani sıcak bir yandan falan vesaire. Nefes tutuyorsun çünkü. Çok zor bir sahneydi yani. Çekimi de zordu, makyajı da zordu ama öyle olması gerekiyordu. Ama altından çok iyi kalktınız bütün ekip yani. Yani ben hani oyuncu olarak tabii ki de elimizden geleni yapıyoruz ama inanılmaz bir ekip çalışması var. Yani altyapısı çok sağlamdı. Şey binicilik var mıydı? Var. Şeyden önce yoksa sen hani özel ders mi aldın? Yok. Vardı. Daha önce hani at binebiliyordum ama ne olursa olsun tabii. Oraya gittiğin zaman hani at değiştiği için ata alışma, atla uyum. Oradaki her atın karakteri farklı. Sağ olsunlar onun da orada işte birkaç ders eğitimini hani ata alışma. Hani bir at sana teslim ediliyor. O senin tabii. Atın oluyor sonuç itibariyle. Tabii. Yani atla tanışma. Tanışma. Yol arkadaşınla tanışma oldu. Demin seninle buraya gelirken kapıda karşılaştık. Konuk bizden önce gelmiş. Ondan sonra. Ama bende o huy. Bizi kapıda karşıladı dedi. Hoş geldiniz efendim dedi. Nerelerdesiniz? Aman aman buyurun dedi falan. Bak benim lakabım İngiliz Kemal. Yani evet öyle bir şey yok. Yani böyle zamanında bir yere geç kalırsam. İşte o tiyatrodan kalan şey var ya. Hani mümkün değil. Yani birilerinin beni beklediğini hissediyor. Böyle kalbim duracak gibi oluyor. Zaten bunu bildiğim için ekstra erken çıktım bugün. Dedim ki ya olmaz olmaz ama yolda bir kaza, bir trafik, bir lastik patlar. Dedim ki Allah'ım konuk Atılgan ya. Hani anlatamazsın. Ya dur öyle anlatma. Herkes korkacak, ürkecek onun benden. Onun iç yüzü böyle fena Allah işte. Allah Allah. Altı üstü geç kalmayı sevmiyorum. Bir de motorla gelmiş.
Havalı havalı. Yani, şekerim dedi, ben dedim motorla geldim dedi. Attan inince motora... Var mıydı epeydir o da? Tabii motor hep var. Hız tutkunu musun? Yok. Yani onlar geçti. Bir zamanlar öyleydik ama hani yok artık. İnsan dinginleşiyor şekerim. Seviyorsun ama. Tabii motor yani. Tabii ki de seviyorum. Bir şey soracağım. Sana bir proje geldiği zaman kriterleri nelerdir kabul etmek için? Yani sinema filmi de olur, dizide, tiyatro oyunda. Ben senin katıldığın bir televizyon programını hatırlıyorum, izlemiştim. Sana şöyle bir soru soruldu. Televizyon oyunculuğu mu, tiyatro mu gibi. Sen de aslında bunu hiç doğru bulmadığını, hepsinin bizim işimizi yapabileceğimiz, bize ait mesleğimize dair bir alan olduğunu ve ayırmadığını, eşit yaklaştığını söylemiştin. O yüzden soruyorum, hepsini kapsıyor diye. Ya, tabii ki. Şimdi hani oyuncu olarak mesleğini icra edebileceğin 3 tane alan var. Tiyatro sahnesi, televizyon ve sinema. Şimdi tabii ki de tiyatro bizim mabedimiz. Hı hı. Hepsinin üzerinde. Ama hani diğerlerine de tukaka demenin de bir manası yok. Hani bunu neden deniliyor onu bilmiyorum. Evet. Tabii ki şartları zor, biraz uzun, ya biraz değil bayağı uzun. Çalışma koşulları. Çalışma koşulları, o uzunluğu yetiştirebilmek için yırtınıyorsun, ekibin yırtındığını görüyorsun. Ekstra bir şeyler yapma çaban için zamana ihtiyacın varken öyle bir zaman sana kalmıyor ya. Tabii. Ve hep böyle bir koştur koştur bir şeyleri yapmak zorunda kalıyorsun. O yüzden de yani kriter ne dersen yani ben bir şeye çok inanırım. Hani tabii ki de inançlar var, herkesin inandığı bir şey var ama bütün inançların hepsinin ortak bir noktası var. Rahmetli Yıldız Kenter hep söylerdi. Hani vicdan. Evet. Yani projenin vicdanı olması lazım ve adaleti olması lazım. Bir şeye, topluma, bizi izleyenlere bir şey veriyor olması lazım. Tabii. Hani bir düzgün bir şey veriyor olması lazım. Hani bir şeyleri suistimal etmemeli. Efendime dokunduğu yeri çok önemsiyorsun evet, sen galiba. Yani sömürmemeli. Hikayeyi. Evet, hikayesi bir yere tekabül etmeli. Yani hani yoksa şeyi yok. Hani şöyle şeylerim yok. Hani ama başrol olmalı, işte rol çok büyük olmalı. Hani öyle bir şeye takılmıyor. Zaten bir oyuncunun aslında gözetebileceği bir kriter değil aslında bu dediğin. Ya kariyer planlamasında gözetebilir. Yani bu konuda da yargılayamazsın. Hı hı. Hani şimdi ben de bu lafı söylüyorum ama hani yani artık bunca yıldan sonra bu kelimeyi kullanabiliyorum. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.